Bilmiyorum bana mı öyle geliyor ben mutfağa girdiğim zaman kendimi dünyanın en mutlu insanı hissediyorum. Çünkü başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz o süre zarfında. Soğanı yeterli mi, tuzu iyi mi, yağı yeter mi? Tek düşündüğünüz şey o. Ben yemek yaparken radyo tiyatrosu dinliyorum. Bir Hele bir de yaptığınız yemeğin tadına bakıldığı zaman o tadan kişinin yüzündeki tebessüm, işte güzel mimikler e, insanı daha çok mutlu ediyor. Diyorsun ki tamam ben hakikaten güzel bir şey yapmışım, iyi bir şey yapmışım. Bu sefer başka bir şey yapmak istiyorsun. 24 saat yemek yapsam hiç sıkılmıyorum, hiç yorulmuyorum. Bazen çok oyaza şeyler e, sıkıyor beni. <laughs> Mesela dolma saramam. Aa. Üşenirim. Valla şöyle söyleyeyim, hiç abartısız söylüyorum. 5 kiloluk yaprak bidonunu hazırlıyorum, içine hazırlıyorum. Bir buçuk saatte sarıyorum, bırakıyorum. Ya işte ben üşenirim. Ona üşenirim. Ona üşenirim. Bir de saramam herhalde. hiç denemedim. o bir gün deneyelim. Ha, olur beraber Peki, deneyelim. Şimdi yine evden mi yapıyorsunuz yoksa bir yer açtınız mı? Yok e, 2020'de e, master şeften elendikten sonra bir restoran açtım. Küçük çaplı Sultanahmet'te tarihi yarımada da e, bir otelin rufu. E, orada böyle e, misafirlerimi ağırladım. misafirlerimle vakit geçirdim. Sevdiğim şeyi yaptım. Gene yemek yaptım. Ee, ama şöyle bir sıkıntı yaşadım orada ben. Ee, otel rufu olduğu için altımız odaydı. Ee, sandalye çekiyoruz. Müşteriler rahatsız oluyor. E Tabii onlara da bir şey diyemiyorsun. Çünkü... E, Uyumaya gelmiş. Tabii Sultanahmet'e gelenler hep e, aktarma için geliyor. Dinlenecekler, uyuyacaklar ve devam edecekler. All Star olunca dedim ki bu bir bahane oldu bize. E, çünkü uzun bir süreç olacaktı. 7-8 ay ama 9 aya, 8 ayı bitirdik biz All Star'da. E, dedim ki en azından All Star'dan çıktıktan sonra tabi ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Ama oradan çıkınca dedik düz bir yere taşırız. Şimdi olan restoranımızı düz bir yere hazırlıyoruz. Ne mutfağı yapıyorsunuz? Türk, Türk, mutfağı. Türk mutfağı. Meze falan mı yoksa her şey. Ha. Yöresel yemekler, saray mutfağından yemekler. Tamamen Türk mutfağı üzerine ve e, kendi topraklarımızda yetişen ürünlerle. Hangi ürünlerde yetişiyor? Hangi ürün en iyi nerede? Coğrafi işaretli ürünlerde Onları alıp yemeklerimi yapıyorum misafirlerime sunuyorum. Siz en çok hangi yemeği seviyorsunuz? Ben hepsini seviyorum. Ama ye yerken böyle çok keyif aldığım yemek salata. Aa. Salata. Yedi 24 salata yesem bıkmıyorum. Ee, yemek yapmayı çok seviyorum. Her tür salata mı? Daha çok böyle yeşil. Ha. Yeşil Marul. salata. ...marul, maydanoz, roka... ...her şey olacak içinde. Peynir mutlaka olacak. En sevdiğim peynir. Kuru yemiş olacak. Böyle salsa yemeyi çok seviyorum. Mesela benim öyle... ...kuru yemiş falan hiç adetim değil. Hiç koymam yemeklere. Hiç. Mesela... ...yemek videosu seyredeyim... Işte ...atıyorum... ...gün kurusu hemen geçerim. Hiç bana göre işler değil. Sevmiyor musunuz? Yoksa... Pişmiş hiçbir meyve sebze sevmiyorum. Meyve sevmiyorum. Mesela ayva tatlısı da sevmem. Hmm, bu da bir değişik, enteresan. Sevmem, yerim ama sevmem. Ya işte böyle damak tadı, damak e, tadına nasıl hoş geliyorsa, e, keyif aldığın şeyleri yiyor insan. Sebze seviyorum. Bayılırım. Böyle en özellikle çok. böyle sebzeler zeytinyağlı olacak, soğuk. Hemen böyle atıştırabileceğim. E, ve sulu yemekleri çok sevmem. Ha, tencere yemeği. Tencere yemeklerini seviyorum ama hani böyle e, yemek yapıyorlar da böyle çok suyun içinde hmm, üstünde bıcır böyle bıcır. benek benek yağlar olur. Ben onu hiç sevmiyorum. Böyle evet tencere yemeği olsun ama su az olsun. Suyu az olsun böyle güzel gözüksün tabakta.